Günaydın, hayırlı sabahlar değerli kardeşlerim. Sabah ulaştırana hamdolsun diyoruz. Yine tekrar tekrar hamd ediyoruz Cenab-ı Hakk'a. Ne kadar hamd etsek azdır güzel kardeşlerim. Yine yattık kalktık, yine aynı şeyler, yine mutfaktayız. Bugün eşcağızım evde, şöyle güzel bir kahvaltı hazırlığı yapalım bakalım. Daha henüz kahvaltı yapmadık. Eşimin kalkmasını bekliyorum değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun bizler çok çok iyiyiz. Bugüne ulaştırana, bugüne hamdolsun binlerce kez hamdolsun. Sizler de iyisinizdir umarım. Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin güzel kardeşlerim. Hasta olanlara da Rabbim acil şifalar versin. Borçlu olanlara da edalar nasip eylesin Cenab-ı Hak. Şöyle ufak bir dua yapalım. Ondan sonra işlerimize geçelim. Evet, şimdi kahvaltı hazırlıklarına ben ufaktan ufaktan başladım değerli kardeşlerim. Mantarlı yumurta yapacağım. Mantarımı soteledim. Eşimin kalkmasını bekliyorum. 3 tane yumurta kırdım. O orada bekliyor. Şimdi diğer vloglarda sanırım göstermiştim ama yine akıtma yapacağım. Birlikte yapalım istedim, yine değişiklik olsun. Evet, akıtma için ne yapıyoruz? 2 tane yumurtamız var. 2 su bardağı süt koyacağım. 7 yemek kaşığı kadar da un kullanacağım değerli kardeşlerim. Şu ışığı açalım isterseniz şöyle. 7 yemek kaşığı kadar da un kullanacağım. 1 çay kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edeceğim içerisine. Bunları sonra tavanın üzerinde pişirmeye başlayacağız. Krep tavanın üzerinde pişirmeye başlayacağız. Yani krep yapacağız değerli kardeşlerim. Çayımı koydum. Çayım demleniyor. Ondan sonra biber kızarttım. Şöyle göstereyim size de. Bu hazır. Şöyle bitmiş halini göstereceğim size sonra. Evet. Bizde gün başladı. Başlasın bakalım. Bismillah diyelim. Koyulalım yola. Önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. Allah hayırlar hayırlarla karşılaşmayı nasip etsin değerli kardeşlerim. Mutluyuz, huzurluyuz çok şükür. Ondan sonracıma hadi bakalım başlasın işler. Bize kolay gelsin. Benim gibi kahvaltı hazırlıklarında olanlara da kolay gelsin diyorum. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce 2 tane yumurtamı koruyorum. Şöyle görebilecek misiniz? Evet, görüyorsunuz. Şöyle. Bismillah diyorum. Başlıyorum değerli kardeşlerim. Evet. Ne yapalım? Gün bizde böyle başladı. Ben göz kararıyla çalışıyorum değerli kardeşlerim. Evet, bu bize yetecek. Bunu böyle kaldıralım. Domateslerimi de kestim. Sunum tabağına hazırlayacağım onu da. Sunumu yapmayı seviyorum. Yapmaya çalışıyorum değerli kardeşlerim. Böyle söyleyeyim. Hani çok bilmiyorum ama yani yapmaya çalışıyorum. Şöyle tuzumuzu da ilave edelim. Evet. Bunu sonra yerleştirelim, kalsın orada. Şimdi çok az bir şey de yağ ilave edeceğiz. Bir çay kaşığı kadar. Evet. Bunu da böyle kaldıralım ve çırpmaya başlayalım. Şöyle el çırpıcım var benim. Bismillah diyelim. İlk önce şöyle bir çırpalım bakalım. Sağ sola dağılmasın. Evet. Sütüm yeterli gelmezse yine süt ilave edeceğim değerli kardeşlerim. Şöyle Arzum'un çırpıcısı var. Çok iyi oluyor değerli arkadaşlar. Şarjlı. Çok memnunum. Kullanıyorum. Böyle ufak tefek şeylerde hemen çıkartıyorum. Hiç elektriğe falan takmadan şarjı ile birlikte kullanmaya çalışıyorum böyle.
Evet değerli arkadaşlar, ben bunları böyle hazırlamaya devam edeyim, sonra görüşelim. Evet değerli arkadaşlar, şu an krebim hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Ne kadar sıvı olursa o kadar güzel oluyor değerli kardeşlerim. Aygazımın altını da açtım. Şöyle koyalım. Birer kepçe koyacağız bakalım. İlk önce bir tavam ısınsın. İlk etapta ilk önce bir yağımızı dökelim. Biraz ısınsın. Evet. Biz bunu seviyoruz değerli arkadaşlar. Hani normal hafta ortasında bu tarz şeyler hazırlamıyorum kendime ama eşim olduğu zaman yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Şimdi biraz az geldi. Kepçem küçük olduğu için diğer kepçeyi koymadım. Bunu koymuşum farkında olmadan. İşte küçük kepçe de olmuyor. Büyük kepçe tam bir ölçü oluyor. İyi oluyor arkadaşlar. Aşama aşama devam edelim değerli kardeşlerim. Bakın pişmeye başladı zaten gördüğünüz gibi. İncecik oluyor. Evet arkadaşlar. Mantarlarımı kavurdum. Gördüğünüz gibi. Bu arada kreplerim de pişiyor. Şöyle. Vallahi. Bismillah diyelim. Şunu da şöyle boşaltalım. Evet. Mis gibi koktu değerli arkadaşlar. Mantarı kahvaltıda çok seviyorum. Bir de kaşar peynirleri. Ama kaşar peynirleri bir de söyleyebilsem. Kaşar peynir de rendelense çok daha güzel olacak ama bana dokunduğu için yapamıyoruz değerli arkadaşlar. Dökemiyorum yani öyle söyleyeyim. Buraları çok battı. Evet mis gibi. Bu arada burası da bayağı toparlanmaya başladı. Şöyle göstereyim ama çok dağınık. Biraz toparlayayım. Olacak o kadar. İpek gibi. Şöyle çok az bir şey yağ dökelim yine. Biraz önceki kepçem çok küçüktü, olmuyordu değerli arkadaşlar. Şöyle şununla çayım da kaynadı. Eşim balkonda beni bekliyor. Bitiremedim. Evet değerli arkadaşlar, kahvaltılıklarım hazır. Can eşim dışarıda beni balkonda bekliyor. Şimdi bunları birlikte balkona doğru taşıyalım bakalım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah düşürmeden şöyle havada güneşli. Ay ay ay. Hayatım perdeleri indirseydin ya aşkım. Şöyle. Evet. Diğerlerini ben böyle taşıyayım değerli arkadaşlarım. Eşim burada beni bekliyor bakın. El salla hayatım. Haydi. Evet değerli arkadaşlar, şu an eşcağızım beni bekliyor. Hadi diyor, çabuk senin çekimlerinden diyor. Kızıyor bana, Bismillah diyelim. Şöyle. Of, çayımız da güzel olmuş. Buyursunlar. Evet. Afiyet olsun. Bayağı beklettim çünkü kreplerimi anca pişirdim değerli kardeşlerim. Anca oldu. Hızlı ateşe verirsen olmuyor değerli arkadaşlar. Çabuk yanıyorlar, pişmiyorlar. Evet. Hafta sonu kahvaltımız da böyle olsun değerli arkadaşlar. Hayatım, elini sallar mısın aşkım? Buyurun, afiyet olsun. Evet. Bizim gibi kahvaltıda olanlara afiyet, şeker, şifa olsun değerli arkadaşlar. Gün bize bakalım neler gösterecek. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Daha sonraki gün bize neler getirecek bakalım. Daha sonraki vlogta görüşürüz bakalım. Vlog değil, devamı gelecek tabii ki de. Bir türlü konuşamadım, heyecan yaptım eşimi görünce karşımda. Hadi bakalım.
Kızartmaları yapınca ne oluyor? Her tarafı yağ oluyor. Ne yapıyoruz? Biz de siliyoruz. Sildim çok şükür. Çok berbattı arkadaşlar. Çok sıçramış. Şöyle şuralarını da alayım. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımı doldurdum makineye. Şimdi şu tezgahımı da bir sileyim. Ondan sonra biraz oturmaya, dinlenmeye geçeceğim. Daha sonra kahve yapacağım. Eşcağızımla birlikte kahve içeceğiz değerli kardeşlerim. Hayat bizde böyle devam ediyor. Hayatı akışına bıraktık. Bugün hafta sonu. Eşim de evdeyse hiç acele etmeye gerek yok. Ne yapalım? Sonra mutfağa girişeceğiz. Yine yemek yapmaya girişeceğiz. Akşamki ıspanak yemeğim bitti. Çorban var sadece. Bugün de patatesi oturtması yapacağım. Allah Allah, dilimde bugün bir anormallik var. Konuşamıyorum ya. Kendi kendime sinir olmaya başladım değerli kardeşlerim. Patates oturtması yapmayı düşünüyorum açıkçası ama bilmiyorum, bakalım. Arkadaşlar yine mutfaktan açılış yapıyoruz ve ama ne yapıyoruz? Eşim evdeyse güzel şöyle bir sunumla eşcağızıma sunum yapıyorum. Hafta sonları çok mutlu oluyorum çünkü eşim evde olunca dünyalar benim oluyor. Öbür türlü her gün yalnızım derler arkadaşlar. Dışarıda çıkamıyorum ama bugün de misafirim geldi şimdi biraz önce. Onlara da şimdi kahve hazırlığı yapacağım ama ilk önce eşimle yeğenime hazırlayayım. Sonra kendime hazırlayacağım. Kendiminkileri de orada ama onları göstermeye gerek yok. Şimdi eşimle yeğenime hazırlıyorum. Kahvem de burada, pişmesini bekliyorum. Daha sonra görüşelim. Evet, evet canlarım. Değerli kardeşlerim, güzel kardeşlerim, kahvem kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi dökmeden ama ben biraz sakarımdır, illaki dökerim. Bakın nasıl kaynıyor. Ben böyle cam olan her şeyi çok seviyorum değerli arkadaşlar. Seyretmesine bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Evet, şimdi ufaktan boşaltalım bakalım. Bismillah diyelim ama ben biraz sakarımdır. Dökebilirim de yani, bilmiyorum, bakalım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada yeğenim de, ah maşallah. Hepsini, köpeklerin buraya doldurmayalım. Bu arada sapı çok ısınmış oğlum. Elim yanda. Evet, şuradan. Oh, mis gibi koktu. Ay gerçekten elim yandı teyzem. Kameramanım. Arka planda yeğenciğim var. Ona çok doldurabildim ya. Olsun. Elim yandı yandı. Evet, bu yarım oldu ama olsun, ne yapalım. Evet. Hadi bize afiyet olsun değerli kardeşlerim. Şöyle de yeğenim sunum yapacakmış. Hadi bakalım sunumu da görsün bari. Şu çok fazla doldurdum onu. Öbür şeye koyayım, dur. Hadi. Çek bakalım sunumun olsun teyzecim. Evet değerli arkadaşlar, şimdi artık veda zamanına yaklaştık. Misafirlerim vardı, misafirlerimi yolcu ettim. Şimdi fazla bir şey çekemedim ama olsun, yine de yapmaya çekmeye çalıştım açıkçası. Şöyle göstereyim, burada çocuklar top oynuyorlar şöyle. Evet, biraz göstereyim size. Evet, şöyle şu tarafı da gösterelim. Evin içinde hapsolmuş durumdayız. Çıkamıyoruz değerli arkadaşlar. Bakıyorum insanlar hep fıldır fıldır geziyor ama belki yarın ben de çıkabilirim, bilmiyorum. Çok bunaldım yine ama eşime bağlıyım. Eşim gidelim derse gideriz bakalım. Anneciğim de iyi olursa. Hamdolsun anneciğim de iyi ama. Şöyle göstereyim. Evet, bizim burası böyle değerli arkadaşlar. Şöyle. Böyle gösterelim. Evet. Havuz yazın çok güzeldi ama çok fazla açık kalamadı. Çünkü hani kimseye bulaşmasın diye ilaçlıyorlardı sürekli ama. Evet değerli arkadaşlar, şu an eşimle birlikte karşınızdayız.
Oturduk, misafirlerimizi yolcu ettik. Ay dur, şöyle kamerayı bir düzeltebilsem. Oynattım, kusura bakmayın. Evet, eşcağızımla geçtik şimdi dinlenmeye. Balkonda oturuyoruz değerli arkadaşlar. Sefa yapıyoruz. Çok mutluyum. Eşim iki gün evde olunca, yanımda olunca çok mutlu oluyorum değerli arkadaşlar. Bilmiyorum sizlere ama ben çok mutlu oluyorum. İki kafayız biz zaten. Ne yapalım, hamdolsun. Allah herkesin yuvasına mutluluğu, huzur getirsin değerli kardeşlerim. Hayatı, günü böylelikle bitirdik. Allah'ım diğer yarına dolaştırsın inşallah. Çünkü ne zaman ne olacağımızı bilmiyoruz. Her saniye, her salise yani ölüm kapımızda. Ne zaman ne olacağımızı bilmiyoruz. Onun için Allah nasip ederse yarına inşallah ulaşacağız. Nasip olursa tabii ki o da. Ne yapalım? Misafirlerimi yolcu ettim, kahve içtik, bulaşıklarımı hatta doldurdum makineye, şimdi doldurdum. Anneciğimin yemeklerini hazırladım, ona şehriye çorbası yaptım. Biraz soğusun, sonra karnını doyuracağım onun. Ondan sonra acıma sütlaç yapmıştım, onları da nasip oldu, birlikte yapmıştık hatta. Eşimle şu an dinlenmeye çekildik, değil mi hayatım? Evet. Evet, sen de konuş akşam, biraz. Akşam sefası yapıyorsun. Evet, eşle akşam sefası. Hayatım, konuşur musun sen de? Nasılsınız, iyi misiniz diyebilirsin hayatım. Eşim çekiniyor. İnşallah alışacak. O benim hayat ağacım. Her şeyim o benim değerli arkadaşlar. Çünkü başka sığınacak limanın yok. O benim sığınacak limanım. Ne yapalım? Tabii ki. Ama bizim çocuğumuz yok, olmadığı için ben ona sığınıyorum. O benim gücüm, her şeyim, yani öyle söyleyeyim derler arkadaşlar. Öyle. Ay, çok yoruldum arkadaşlar ya, vallahi bir de çok başım dönüyordu. Bir hap yuttum, o çok iyi geldi. Tansiyonum yüksek diye tansiyon hapı içtim ama hayır, tansiyonumdan değilmiş. Büyük bir ihtimalle kafama bir şey oldu herhalde. O tarz bir hapım vardı. Çok yıllar öncesinden kullandım. Baktım, buldum, içtim. Hamdolsun çok çok iyi oldum. Toparladım en azından kendimi. O baş dönmem gitti yani, öyle söyleyeyim. Ben veda edeyim değerli kardeşlerim. Hayatım, bir şey söyleyecek misin? En güzel akşamlar sizden olsun. Bak, evet, eşimde utangaçlığı geçtim. Evet derler kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın derli kardeşlerim. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri çok seviyorum Allah için. Kendinize iyi bakın. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle.